Şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki diyor, Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bir ülkeden çıkar. Mesela Irak'ta Müslümanların canını yakıyorlar. Müslümanlar ne diyor? Ya Rabbi bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize zulme diyorlar diyor. Bizi buradan çıkart, kurtulalım diyorlar. Bize katından bir veli, koruyucu, sahip gönder. İnsanlar ahir zamanda neyi bekliyor? Mehdi'yi bekliyorlar. Bak ne diyor insanlar? Bize katından bir veli, koruyucu, sahip, sahibi zamandır Mehdi. Değil mi? Gönder. Bize katından bir yardım eden yolla. O da yardım edicidir Mehdi de inşallah. Diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz diyor. Çünkü çocuklar eziliyor orada, kadınlar eziliyor Afganistan'da değil mi? Evet. Yaşlı insanlar eziliyor. Cenab-ı Allah bizim hamiyeti İslam'ımızı tahrik ediyor. Diyor ki Cenab-ı Allah bu kadar insan eziliyor. Niye onlar uğrunda mücadele etmiyorsunuz, gayret etmiyorsunuz diyor. Onları kurtarmak için. İman edenler Allah yolunda mücadele ederler. İnkar edenler ise tağut yolunda yani ateistlik yolunda savaşırlar, mücadele ederler. Öyleyse şeytanın dostlarıyla mücadele edin. Hiç şüphesiz şeytanın hile düzeni pek zayıftır. Biz de mücadele ediyoruz. Darwinistlerle, materyalistlerle, masonlarla mücadele ediyoruz. Şeytanın hile düzeni pek zayıftır diyor Allah. Pek zayıftı. Şat din ortadan kırıldı gittiler. Evet. Nitekim Darwinizm yerle bir oldu. Bak Allah diyor şeytanın hile düzeni pek zayıftır. Koskoca Darwinizm, dünya çapındaki Darwinizm tek bir iğneyle balon gibi patladı. Maşallah. Bak Cenab-ı Allah diyor ki her nerede olursanız olun ölüm sizi bulur. Yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile yani insanlar ne tedbir alırsa alsın, ne yaparsa yapsın Cenab-ı Allah eğer bir insanın ölümünü takdir ettiyse ölüm onu mutlaka bulur. Allah onu söylüyor. Onlara bir iyilik dokunsa bu Allah'tandır derler. Mesela üniversite imtihanını kazanıyor veyahut iyi bir kazancı oluyor. Bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük dokunsa bu sendendir derler. Ya senin uğursuzluğundan oldu diyor. Aksilikle. Halbuki onu da yapan Allah. Hayır var. De ki tümü Allah'tandır. Fakat ne oluyor ki bu topluluğa hiçbir sözü anlamaya çalışmıyorlar. Yani bir gaflet ve kafa kapanıklığı var üstlerinde. Sana iyilikten her ne gelirse Allah'tandır. Kötülükten sana ne gelirse o da kendindendir. Yani bir şey yapmıştırsın, Allah onu sana bela olarak verebilir. Bunu belirtiyor Allah. Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik, şahit olarak Allah yeter. Mesela şimdi biz de insanlara Allah'ın dinini anlatıyoruz. Ama Cenab-ı Allah diyor yani insanların şahit olması şart değil diyor Allah. Benim şahit olmam yeter diyor. İnşallah. Ve onları mutlaka dost doğru yola yöneltip ilettik. Geçen günler Habertürk'te bu konuyla ilgili bir açıklama yapılıyordu. Dost doğru yola yöneltip onu sırt kemiği olarak alıyor açıklamasında. Ya böyle diyenler var diyor. Yani Kur'an'ı samimi olarak inceleyen bir insan. Mesela Allah insanlar için diyoruz ya, saatler olsun. Evet. Teşekkür ederim. İnşallah. Hafif bir hapşırma girişimi oldu. Fakat çaktırmayayım dedim ama hocam ne mümkün gözünüzden bir şey kaçmıyor. Maşallah. Allah sıhhat versin inşallah. Teşekkür ederim. Mesela doğru yoldan ayrılma dediğinde, doğru yola gidin dediğinde bir insanın bel kemiği mi gelir aklına? Evet. Değil mi? Belli ki güzel ahlak. Evet. Kur'an'a uyma gelir inşallah. İnşallah. Evet. Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır diyor Allah. Ağır. Hakikaten yemeği ağır yer, konuşması ağırdır, hareketleri ağırdır, düşünmesi ağırdır. Bir ara bizim bir siyasetçimiz vardı böyle konuşurdu içimiz eserdi böyle bir türlü cümleyi bitiremez. Bugün diyor, duruyor karşınızda ey bekte. Bu hususu ya insan diyor desene bir beyanla bitirsin Allah. Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır. Şayet size bir musibet isabet edecek olsa ya mesela Allah sevgisin hapsedilse veyahut dövülse, sövülse, iftiraya uğrasa doğrusu Allah bana nimet verdi çünkü onlarla birlikte olmadım der. Ya Allah korudu beni diyor. İyi ki onlarla beraber değilim. Ne iyi oldu diyor.
Eğer size Allah'tan bir fazl, zafer isabet ederse, bir güzellik, iyilik de olursa, o zaman da sanki onunla aranızda hiçbir yakınlık yokmuş gibi kuşkusuz şöyle der. Keşke onlarla birlikte olsaydım. Böylece ben de büyük kurtuluş ve mutluluğa erseydim. Yani ahirette ve dünyada bir kurtuluşa ve mutluluğa erseydim.